hile yaşıt en eski sanat. Müzik, insanın kendisini anlatabilmek için kullandığı kadim ezginin adı. İnsana hayatın şiirselliğini duyuran harmoni. İnsana eşlik etmiş. İnsan sesler ve kelimeler yoluyla kendisini ifade etmek isterken yolu şiire ve müziğe düşmüş. Müzik insan için belki de konuşma eylemiyle yaşıt bir uğraşı. Bu uğraşının zaman içerisindeki dönüşümü topluluk önünde ve toplulukların değişimiyle birlikte olmuş. Müzik bir yanıyla insanın inanç iklimini beslerken, diğer yanıyla duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmuş. İnsanın var olduğu her yerde kendisini gösteren müzik, modern zamanlarla birlikte çoğunlukla şehirlerde icra edilir hale gelmiş. Şehirler, müziğe ve müzisyenlere ev sahipliği yapar olmuş. Aslında değişik şekilleriyle insanlık tarihiyle aynı geçmişe sahiptir, aynı tarihe sahiptir. İnsanın varoluşuyla birlikte ritim, ses bir şekilde insanların hayatında vardır. O günden bugüne gelindiği sürece de müzik insanların yaşama biçimlerinin seslere, duygulara ve notalara, sözlere dökülmesi diye düşünüyorum. Bugün müziğin yazısı var aslında. Müziğin yazısı var. Müziğin yazısı nota diyoruz. Notalarını yazıyoruz ama o notalar seslerin aslında yazımıdır. Sözler zaten harflerle yazılıyor. Fakat ruhun, duygunun aktarılması anlamında bugün yeni bir yazı stiline ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Bizim öğrencilik yıllarımızda tavır, üslup diye anlatılırdı. Yöresel tavırlar, çalma biçimleri, söyleme biçimleri, ifade, ruhun, işte duyguların ifade biçimleri olarak adlandırılmıştı. Türk müziğinin en önemli unsurunun bu ruh, duygu, tavır, üslup dediğimiz meselelerin olduğunu düşünüyorum. Müzik yani insanların yaşama biçimlerinin söze, duygulara ve notalara, seslere aktarılmasıdır diye düşünüyorum. Kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de toplum hayatına yeri doldurulamaz katkılar sunan bir sanat. Birçok türüyle her yaştan insanı etkisine alan müzik, köylerden şehirlere, camilerden meydanlara kadar her yerde ve her anda insanın yanı başında yer alıyor. Yöreden yöreye değişen, coğrafyadan coğrafyaya farklılıklar arz eden müziğin icrası, şehirlerde farklı anlamlar taşıyor.
Türk müziği, yani Türklerin tarihi bir kere çok eski bir millet olması münasebetiyle, Türklerin değişik coğrafyalarda yaşamış olması münasebetiyle, bu değişik coğrafyalarda değişik milletlerle temas halinde bulunmaları neticesinde Anadolu coğrafyasına geldiklerinde de çok renkli, çok çeşitli, çok zengin bir müzik kültürünü kendimize oluşturmuşuz. Burada tabii şöyle de bir şey var, eğer Türk müziğini anlatacak olursak, Türk müziğinin iki tane kolu var. Bunlardan bir tanesi halk kültürünün ürünü olan halk müziği, bir tanesi de şehir kültürünün ürünü olan şehir müziği. Bugünkü şehir müziği dediğimiz müzik türünün aslında şehirlerdeki yaşayan insanların kendilerini ifade ediş biçiminden, yani şehirdeki insanların yaşama biçimi farklı olacağından, müzikleri de farklı, sözleri de farklı, yani ifade edilişlerinde de bir takım farklılıkları görebiliyoruz. Halk kültüründe ise Türk müziğinin en eski belki de şeyidir, yani şehir kültüründen çok daha eski bir geçmişe sahiptir. Belki binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Burada bu işte değişik coğrafyalarda yaşamanın, değişik milletlerde temas etmenin, tarihi çok eski bir millet olmanın sonucu olarak da Anadolu'da her şehrin, her bölgenin, hatta bazı ilçelerin bile kendine özgü bir takım müzik icraları var. Bu ise parmak izi gibi. Yani bir türküyü duyduğunuz zaman siz o türkünün hangi bölgeye, hangi şehre, hatta hangi ilçeye ait olduğunu o türkünün icra biçiminden anlayabiliyorsunuz. Bu kimliği ifade ediyor. Dolayısıyla çok önemli. Şehirdeki yaşayan insanların ise yani burada bu kültür bugüne gelindiğinde şehir müziği dediğimiz bu müzik türü, Türk sanat müziği, klasik Türk müziği veya işte makam müziği gibi değişik adlarla ifade edilmiş olsa bile bu sonuçta Anadolu'da şehirlerin yapılanmaya başlamasıyla birlikte, oluşmaya başlamasıyla birlikte oluşan bir kültür aslında. Farabi, İbn Sina, Safiyüddin, Abdülkadir Meragi gibi bilim adamlarından, filozoflardan devre alınan müzik geleneği Anadolu'da şehir kültürünün başlamasıyla birlikte artık bu müzik kültürü zenginleşmeye başlamıştır, gelişmeye başlamıştır. Daha sonradan İstanbul'un fethiyle birlikte de İstanbul'a taşınmıştır ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden olması münasebetiyle İstanbul'da en ihtişamlı, en verimli dönemlerini yaşamıştır diye düşünmek gerekiyor. İcrası itibariyle köylerde, kasabalarda ayrı, şehirlerde ayrı anlamlara bürünüyor. Birbirinden farklı duygu ve düşüncelere hitap ediyor ve sonunda farklı isimlerle ifade edilen türlere ayrılıyor. Diğer taraftan müziğin inanç ikliminde önemli bir yeri olduğu da biliniyor. İslam medeniyeti müziği gösterişten uzak, sade ve gönüllere hitap edecek nitelikte yaşarken ortaya cami musikisi gibi oldukça özel bir müzik türü çıkmış. Özellikle şehirlerde gelişim kaydeden cami musikisi, bazı şehirlerde farklı tavır ve inceliklerle de icra ediliyor. Şanlıurfa da o şehirlerden biri. İslam medeniyeti, yani kendisinden önceki medeniyetlerden
bazı şeyleri tevarüs etmiştir. Yani miras olarak almıştır. Belki onları emaneten almıştır. Yani çünkü bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'in şöyle bir ifadesi var. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulsa alır. İlim Çin'de de olsa alınız şeklinde. Dolayısıyla ilim ve hikmet aslında bütün insanlığın ortak malıdır. Yani bir önceki medeniyete aitti, biz onu almayız diye bir yaklaşımda bulunamayız. Bu bizim dediğim gibi yani Peygamberimizin o tavsiyesine bir defa aykırı bir durum söz konusu olur. Onun için şimdi daha önceki işte medeniyetlerde var olan bazı o özellikle kültür unsurları ki musiki böyle bir şeydir. Onu da İslam medeniyeti yani İslamiyet'in gelmesiyle beraber onlar da bir şekilde İslamiyet'e dahil olmaya başlamışlardır. Mesela Asr-ı Saadet'e baktığımızda aslında yani günümüzdeki gibi yani sosyal hayatta günümüzde musiki hangi alanlarda kullanılıyorsa aslında Peygamber Efendimiz döneminde de aynı yerlerde kullanılıyordu. Yani o zaman da düğünler vardı, bayramlar vardı, efendim karşılama törenleri vardı. Bu buralarda musikinin kullanıldığını orada görüyoruz aslında biz. Yani sünnette bu var. İslam medeniyetinde musikinin kullanıldığı alanlar aslında Peygamber Efendimiz döneminde yani Asr-ı Saadet'te kullanılan o şeyler üzerine bina edilmiştir. Yani aynı şeyler üzerine. Onlar bir nevi mihenk taşıdır. Yani Peygamber Efendimiz'in bu konudaki ifadeleri ya da sessizliği efendim uygulamaları bizim için ondan sonraki bu 1400 yıllık süreç için aslında birer mihenk taşı olarak belirlenmiştir. Biz hep oradan besleniyoruz aslında. Ben bir Yakub idim kendi halımda yar yar yar. Ben bir Yakub idim kendi halımda yar yar yar. Mevla'nın kelamı vardı dilimde. Mevla'nın kelamı vardı dilimde. Yunus'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Ağlar Yakub medeniyetinde yani güzel sanatların önemli bir dalı olan musiki İslam'a rağmen kabul edilmemiş ya da gelişmemiştir. İslam nedeniyle kabul edilmiş ve İslam nedeniyle de gelişme göstermiştir. Çünkü İslam dini efendim güzellik dinidir, estetik dinidir. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim bunu hep dikkat çeker. Mesela biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Allah güzeldir, güzeli sever. İslam dini estetik dinidir. İslam dini güzellik dinidir. Buradan hareketle musiki de o güzelliklerden biridir. Dolayısıyla musikiye İslam'ın karşı çıkması
söz konusu değildir, mümkün değildir. Bu sebepten dolayı diyoruz ki ancak İslam nedeniyle musiki kabul görmüştür ve zirveye doğru gelişme göstermiştir. Tabii buradan biraz daha böyle yakın tarihimize doğru geldiğimizde efendim musikinin ilmi olarak yine gelişmesini devam ettirdiğini görürüz. Mesela Anadolu, tabii daha önceki zamanlarda bu anlattığım süreçte daha çok belki Bağdat civarı biraz daha başrolde olmuştur. Musiki açısından söylüyorum. Ama Selçuklu, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu'dan itibaren de artık musikinin merkezi bir nevi Anadolu'ya taşınmış oluyor. Burada işte Konya başta olmak üzere Anadolu'daki birçok şehrimiz, efendim Bursa, işte Edirne, İstanbul, daha sonra birçok şehir musiki açısından da önemli roller oynamıştır. Ah bugün gam tekkegahında, feda bir canımız vardı. Çimende bülbül gördüm yaman efgan ile söyler. Dil kahhar ile her dem gülü kandanımız vardı. Musikisini işte bazı kısımlara ayırıyoruz. Bir mesela dini musiki şeklinde bir ayrım var. Bu dini musikinin de iki alt dalı var. Önemli iki alt dalı var. Bunlardan biri cami musikisi, biri işte tekke ve tasavvuf tarikat musikisi diyebileceğimiz bir türdür. Cami musikisi daha çok caminin içerisinde ya da müştemilatında cami merkezli ve ibadet maksatlı yapılan musikiye diyoruz. Burada tabii birinci derecede aklımıza gelen form, tür olarak aklımıza gelen şey ezandır. İşte minarede icra edilen, okunan ve cami içerisinde de mesela Kur'an-ı Kerim tilaveti, işte namaz etrafında oluşan kamet, efendim yine namaz içerisinde icra edilen
cehri yani açıktan okunan Kur'an tilavetleri ve namaz sonrasında yine müezzinler tarafından yapılan tesbihatlar, bütün bunlar cami musikisini oluşturan önemli formlardır. Buna daha sonradan tabii başka yine cami musikisiyle ilişkili formlar da dahil olmuştur. Mesela sala bunlardan biridir. Önemli bir türdür. Efendim mevlid mesela gerçi tamamıyla camide icra edilmez ama yine oraya da dahil edebiliriz. Mevlid de camide icra edilen formlardan biridir. Es-salatu ve mesela Urfa dini musikisinde orijinal diyebileceğimiz yani Urfa'ya mahsus bazı musiki formları vardır. Mesela bunlardan örnek verecek olursak feraciye ya da diğer bir ismiyle faraçlık yani burada halk arasında daha çok faraçlık diye kullanılan bir tür vardır, bir form vardır. Bunun özelliği nedir? Faraç kelime itibarıyla kurtuluş demektir. Faraç kelimesi. Şimdi tabii bir Arapça bir metin var, bir dua metni var. Bu diyelim biri herhangi bir sıkıntıya düştüğü zaman, işte hastalık olabilir bu, başka bir tür bir musibet, bir bela olabilir. Şahsi bir bela ve musibet olabilir. Umumi bir bela ve musibet olabilir. Bu tür durumlarda o şahıs geliyor diyor ki efendim imama ya da müezzine bize bir feraciye okur musunuz? Diyor mesela. Bunun yanında işte o imam ya da müezzin o feraciyeyi minareden icra ediyor. Allahümme ya faricel ferac ve ya men indehu mefatihul ferac ve ya للفرج و
Ya zel celali vel ikram. Ya kerim.